Merhabalar arkadaşlar. Bugün Çiyan kitabımızda bölüm 9'a başlıyoruz. Bu zaten ayrı bir büyük konu olarak da optimizasyon konusu diye ayrı bir başlık altında inceleniyor. 9, 10, 11, 12 konular filan bunlar hepsi buna şey dahil zaten. 10. konuda biraz daha değişik şeyler yani üstel ve logaritmik fonksiyonlar ama onların da türevleri ve onların üzerinden optimizasyon da var tabii. Şimdi burada optimizasyondan bahsediyoruz. Ne demek bu Türkçesi? En iyileme. Optimizasyon Fransızca bir sözcük aslında. İngilizcesi optimization ya da optimization de diyen olur. Daha çok optimization denilir. İngilizcesinde ve Fransızca'da şu şekilde yazılır. S ile yazılır. Amerikan İngilizcesinde Z ile yazılır. Optimization ondan sonra ya da optimization. Ve Türkçe'de de Fransızca telaffuzu üzerinden optimizasyon olarak gelmiştir. Ama tam Türkçe karşılığı en iyilemedir. Optimum en iyi demektir çünkü. Biraz evet neden bahsedeceğiz burada? Kendi kendine oluşan değil, oyuncuların ulaşmaya çalıştığı yani müdahil oldukları yani bir şeyler yapmaya çalıştıkları bir hedef dengeyi bulmaya çalışacağız. Yani oyuncular veya araştırmacı artık sadece olan var olanını incelemekle yetinmiyor. Var olan duruma, doğaya veya topluma müdahale ediyor. Onu değiştirmeye çalışıyor. Onu istediği bir konuma, en iyi konum neyse o kendisi için en iyi konum, o en iyi konuma getirmeye çalışıyor. Dolayısıyla da mühendisliğe başlıyoruz. Mühendislik tam olarak da bunu yapar. Bilim adamı, bilim insanı doğayı inceleyip onun ilişkilerini, doğayı veya toplumu inceleyip onun ilişkilerini çözmeye çalışırken mühendis onu değiştirmeye çalışır. Yani bilim insanı işte bir suyun akışının kurallarını incelerken mühendis bir baraj yapıp o suyu engeller ve o sudan elektrik üretir. O sudan o su enerjisini sağar bir şey yapar onunla gibi. Yani bilim insanı doğaya müdahale etmek zorunda hissetmez kendini. Onu anlamak, onu çözmek, onun kurallarını çözmeye, onları anlamaya, onları bulmaya çalışır. Ama mühendis doğayı değiştirerek veya toplumu da değiştirerek, toplum mühendisliği de var aynı şekilde. Bizler de iktisatçılar bir anlamda toplum mühendisiyiz de aynı zamanda. Bu iyi anlamları da var bunun, kötü anlamları da tabii. Yani politik olarak toplumu yanlış yönlendirip istediğiniz yöne çekmek anlamına da gelebilir. Ya da iyiye yönlendirip iyi sonuçlar elde etmek, kalkındırmak için de tabii bir takım şeyler yapabilirsiniz. Her ikisi de sonuçta toplum mühendisliğine girer bunlar. Ve iktisatçılar da diğer toplum bilimciler de zaman zaman toplum mühendisliği yaparlar. Yani sadece toplumu incelemekle yetinmeyip onu değiştirmeye de çalışırlar. Ama ilk önce tabii iyi öğrenmek, iyi incelemek gerekir değiştirmeden önce veya değiştirmeye çalışmadan önce. Peki şimdi biraz dil şey yapalım, biraz sözcük öğrenelim. Bunlar Latince, İngilizce, Türkçe ve Fransızca sözcükler. Bu sözcüklerin aslında hepsi Latinceden gelen sözcükler. İngilizce ve Fransızcaya geliyor. Oradan da Türkçe'ye de geliyor. Keza Türkçe tam karşılıkları da var bu sözcüklerin. İlki ekstremum. Ekstremum, çoğulu ekstrema. Şeyde Latince'de umla biten kelimelerin çoğulları a ile biter. Ve İngilizce'de de genellikle bu kullanılır. Yani ekstremumun çoğulu ekstremums değil, ekstrem olarak kullanılır. Eğitilmiş şey yapan işi bilen İngiliz ekstremums demez, ekstrema der. Dolayısıyla bu sözcüğün umla biten sözcüklerin çoğulları Latince'de a ile biter. Ekstremumun çoğulu da ekstremadır. Ekstremum uç değer, ekstrema uç değerler demektir. Ne demek? Yani bir şeyin en üst veya en alt değerleri, uç değerleri. Optimum, çoğulu optima, en iyi demektir. Optimum en iyi. Şu anda şeyde de yani mesela İtalyanca'da da kullanılan ottimo şeklinde biraz telaffuzu değişir. İspanyolca'da optimo diye kullanılır. Yani hala kullanılan sözcükler. Ama telaffuzları biraz değişiyor Latincesinden. Latincesi optimum. Biz de zaman zaman kullanıyoruz bunu Latince haliyle. Ondan sonra bir alışveriş merkezi de var bu isimde bildiğim kadarıyla. Ondan sonra çoğulu da optima, en iyi demektir. Optimizasyon
Fransızca bir sözcük. Oradan İngilizceye geçiyor. Optimization, optimization olarak. En iyileme demektir. Türkçe'de de optimizasyon olarak kullanıyoruz. Fransızca telaffuzundan olarak. Ve tam Türkçesi de en iyileme. Bir şeyi en iyi konumuna, neyse o en iyi bizim için, ona getirme demek. Maksimum, çoğulu maksima, en çok, en büyük anlamına geliyor. Maksimum Türkçe'de de. Maksimizasyon veya maximization, İngilizce telaffuzları, Fransızca ve Türkçe'de maksimizasyon, en çoklama anlamına, en çok konuma getirme anlamına geliyor. Minimum, minima, en az, en küçük anlamına geliyor. Minimum, yine Türkçe'de kullanıyoruz. Minima, çoğulu. Minimization, minimizasyon Fransızcası ya da İngilizce minimization, ama daha çok minimization denilir. Minimizasyon, en azlama, bir şeye en az, en düşük konumuna getirme anlamına gelir. Bir şeyi mesela radyo ve televizyonda işte ses düğmesini açıp kapayarak bir şeyi en üst veya en alt sesin şiddetini en üst veya en alt konumuna getirebiliyoruz. Ya da kulağımızın yani yeterince duyacağı ama rahatsız olmayacağı ortalarda bir yere getirebiliyoruz ve onu işte en iyi konum, optimum olarak niteleyebiliriz. Yani fazla açıp kulağımızı rahatsız etmeyen, çok az açıp da sesi duyamayacağımız değil, müziği rahatlıkla dinleyebileceğimiz, güzel dinleyebileceğimiz, yeteri kadar açık ama çok aşırı açık da değil. Mesela bu konum bir optimum konumdur, en iyi konumdur. Burada yaptığınız işte o ses düğmesiyle bir optimizasyondur sonuçta. Her şey bir şekilde optimize de edilebilir bir hedefimiz varsa. Bir en iyi diye nitelediğimiz bir şey varsa. Şimdi 9.1 işte bu şeyi, burası girizgah kısmıydı. Şimdi 9.1'e geldik. Optimum değerler ve uç değerler. İngilizcesi optima and extrema. Bir hedefe ulaşmak için en iyi yolu seçmekten bahsediyoruz. Ve dolayısıyla bir hedef fonksiyonumuz var. Buna objective function, hedef fonksiyonu deniliyor. Y eşittir fx gibi tek değişkenli bir fonksiyon olabilir veya fx 1, x 2, x 3 filan diye çok değişkenli bir fonksiyon da olabilir. İlk önce tek değişkenlisiyle başlayıp sonra çok değişkenlisinde öğreneceğiz. 11. konu çok değişkenli optimizasyon. 12. konu da kısıtlı optimizasyon. Gelecek şeyde, yani bu dönemin sonunda biraz başlayacağız onlara ama daha çok da ikinci sınıfta iktisatlarla ve diğer bölümlerden de katılanlar olsa onlarla ikinci sınıfın matematik ve matematiksel iktisat derslerinde göreceğiz. X dediğimiz şeye, yani hedef fonksiyonu y eşittir fx, tek değişkenli burada örnek olarak ve bir y fonksiyonu işte optimum konuma, en iyi konuma getirmek istediğimiz fonksiyon. X ise bunun bağımsız değişkeni, bizim seçim değişkenimiz ya da kontrol değişkenimiz ya da politika değişkenimiz. Buna bu şekilde adlar veriliyor. İngilizcesi choice variable, control variable, policy variable. Yani iktisatta daha çok seçim değişkeni kullanılır. Mühendisler daha çok kontrol değişkeni lafını kullanırlar. Genelde politika değişkeninde hem politika için hem de politik olmayan ama yani herhangi bir seçimin, bilhassa toplumsal seçimin gerektiği yerlerde de politika değişkeni deyimi de kullanılır. Her üçü de kullanılabilir ama daha çok iktisatta daha çok seçim değişkeni, dediğim gibi mühendislikte daha çok kontrol değişkeni, genel olarak sosyal bilimlerde de daha çok politika değişkeni sözcükleri kullanılır ama hepsi birbirinin yerine kullanılabilir. Aynı şey demek bunlar. Belki seçim değişkeni daha bile iyi anlatıyor bütün şeyi, çünkü birçok konumdan en iyi konumu seçmeye çalışıyoruz. Ve bunu yaparken x değişkenini kullanarak y değişkenini kontrol etmeye çalışıyoruz. Yani x değişkenini değiştirerek y değişkenini en iyi konuma getirmeye çalışıyoruz. X değişkeninin en iyi konumu değil hedefimiz. Y değişkeninin en iyi konumu. Bunu ama x değişkenini değiştirerek yapıyoruz. Yani işte o ses düğmesi bizim x değişkenimiz. Sesin şiddeti, müziğin en iyi konumu da şeyimiz, bizim fonksiyonumuz, müziğin şiddeti y fonksiyonumuz. X ise o sürgüm, artık düğme mi, çevrilen bir düğme mi neyse, o ses düğmesinin konumu x. Dolayısıyla işte x'i kontrol ederek, x'i değiştirerek, x'in değerlerini seçerek y'yi en iyi değere, en iyi konuma getirmeye çalışıyoruz. Burada mesela işte maksimize, bu problemin en basit özet şekilde ifadesi, maksimize edelim y'yi eşit fx'i, x'i kullanarak, şu x şunun altında olması lazım, kaçmış buraya, kaymış şeyde burada aktarırken. Normalde bu x şunun altında. Biraz aşağıda ama şey diye, aslında tam altında olması lazım. Bu ifade matematikte şunu ifade eder.
Y fonksiyonu, yani Y eşittir Fx fonksiyonu benim hedef fonksiyonum. Ben bunu maksimize edeceğim, en üst düzeye getireceğim. Opt da diyebiliriz, optimum konuma getireceğim de diyebiliriz ama burada maksimizasyon örneği verilmiş. Ve bunu yaparken de X değişkenini kullanacağım. O X de şurada olması lazım, kaymış burada buraya geçerken. Evet, örnek ne? Mesela kar maksimizasyon iktisatta en çok gördüğümüz şeylerden bir tanesi. Burada bir şeylik olmuş, burada bir problem olmuş, bir buraya yine aktarırken. Sonumda doğru bunlar herhalde geldi. Nedir? Pi şeyini pi fonksiyonunu kullanırken ondan sonra pi fonksiyonunu maksimize ederken neyi kullanıyoruz? Q'yu kullanıyoruz. Yani miktar kullanarak kar fonksiyonunu maksimize ediyoruz. Kar dediğimiz şey ne? Toplam gelirden toplam maliyetin farkı, toplam gelirden toplam maliyeti çıkardığımız zaman karı, toplam karı elde ediyoruz ve bunu maksimize etmeye, en üst düzeye çıkarmaya çalışıyoruz. Bunu da miktar değişkenini Q'yu kullanarak yapıyoruz. İşte TRQ dediğimiz toplam gelir, RQ olarak da ifade edebilir. TCQ dediğimiz toplam maliyet, hepsi Q'nün miktarın fonksiyonları, CQ olarak da ifade ediyor. Şunlar işte kar fonksiyonunun şeyleri ifade eder. TRQ eksi TCQ ya da RQ eksi CQ. Bunu da Q'yu kullanarak maksimize ediyoruz. O Q'nün de şurada olması lazım. Demek ki burada pi dediğimiz şey kar hedef fonksiyonu, q miktar da seçim değişkeni oluyor. Peki. Şimdi 9.2'ye geldik. Bağlama maksimumlar ve minimumlar. Birinci türev testi. İngilizcesi relative maxima and minima, first derivative test. Türkçe'de maksimumlar ve minimumlar diyebiliyoruz. Yani maksima minima de çok hani bilimsel bir ortamda belki böyle de denilebilir. Anlar orada herkes ama maksimumlar minimumlar dediğiniz zaman Türkçe'de çoğu kimse yani maksimum minimum ne olduğunu bunların çoğul olduğunu anlar. Maksima minimayı herkes bilmeyebilir. Şey dedi yani ama yani genel olarak çoğulları maksima minima olarak kullanılır bunların bilhassa Batı dillerinde. Peki y eşittir fx eşit k bir sabit fonksiyon olsun. Bu sabit fonksiyon şuradaki gibi bakalım şurada şekil 9.1 var. Kitaptan alınma bir şekil. Şu üstteki şekilde kitabın ikinci yazarı Wainwright'ın ders notlarından onun 9. bölümünden alınan 9. şeyinden evet bölümünden alınan bir şey. Bir çizim. Kaynağı belirttim. Siz de bir yerden bir şey aldığınız zaman kaynağını belirttim. Bunu artık belirtmedim çünkü bu kitaptan olduğu belli zaten kitabın şekilleri. Ondan sonra onu artık yazmıyorum artık her seferinde. Peki sabit fonksiyon bu. Sabit fonksiyonun üzerindeki her nokta diğeriyle aynı yükseklikte, aynı değerde. Dolayısıyla da hepsi maksimum veya hepsi minimum. Yani sabit fonksiyonun tüm noktaları yerel ve genel maksimumlar. Tüm noktaları yerel ve genel minimumlar. Ha, şimdi demek ki bir yerel bir de genel maksimum minimum var. Buna aynı zamanda genel olana mutlak veya global küresel de deniliyor. Yerel olana bağıl, lokal bağıl de denilebiliyor. Şimdi burada değişik durumlardan söz edeceğiz. Örneğin şu yandaki fonksiyonda, şuradaki şeyin 9.1 şekil 2 B'deki fonksiyonda da bu fonksiyonun bir yerel maksimumu ve minimumu yok. Nesi var? Global tüm fonksiyon için fonksiyon sıfırla artı sonsuz arasında tanımlanmış. Eksi sayı x'in eksi değerleri için tanımlanmamış. Dolayısıyla tanım kümesindeki en düşük değer şuradaki d değeri. Bu işte bu fonksiyonun burada çizilen y eşittir fx fonksiyonunun global veya mutlak minimumu, küresel minimumu, global minimumu, mutlak minimumu. İngilizcesi de absolute minimum or global minimum. Mutlak minimum, genel minimum veya global, yerel şey küresel minimum olarak ifade edilebilir. Yani o fonksiyonun tüm noktalarından daha aşağıda olan en düşük noktası. Bir tepesi olsaydı, en yüksek noktası olsaydı oraya da mutlak maksimum ya genel maksimum, küresel maksimum diyebilirdik. Absolut maksimum, global maksimum derdik. Ama bunda yok. Bu sonsuza kadar gidiyor. Ama noktası var. Burada D noktasında bitiyor. Ondan sonra yok artık fonksiyon. İşte burası en düşük noktası. Onun için de burası bu fonksiyonun D noktası mutlak genel minimumu. Şu üstteki çizili fonksiyonda ise şurada A noktası. Bakın şurada bu fonksiyonun bu kadarsa bu fonksiyonun devamı yoksa buradaki A noktası işte
Bunun mutlak genel minimumu, yani absolute or global minimum. H noktası da şuradaki, dediğim gibi buradan devam etmiyor fonksiyon. Şu iki nokta arasında şu an bu çizildiği kadarıyla tanım kümesi bu kadar. Onun ötesinde tanımlanmıyor gibi varsaymışız. Dolayısıyla bu çizildiği alanda da tanım kümesinde de şu H noktası işte bütün noktalardan daha üstte. Dolayısıyla burası işte mutlak maksimumu, yani global, küresel maksimumu, absolute maksimum or global maksimum olarak ifade edilebiliyor. Peki bir de yalnız şu tepeler var, bakın B ve E noktaları var. Burada mesela şu aşağıdaki C çiziminde E ve F noktaları, değil mi? E noktası bir tepe oluşturuyor, F noktası da bir oluşturuyor. Bunu şuna benzetebiliriz. Şimdi dünyanın yüzeyi için, dünyanın tüm yüzeyini düşünün, dünya küresini. En yüksek noktası neresi? Everest tepesi, değil mi? Orası işte dünya yüzeyinin mutlak maksimumu. Küresel maksimum, bütün küre, bütün dünya için geçerli olan maksimum. Aynı şekilde Mariana Çukuru, galiba Pasifik Okyanusu'ndaydı yanlış hatırlamıyorsam. Orası da hatta Everest'i içine alacak kadar çukur orası. 10 bin metre, eksi 10 bin metrenin şeyinde, yani 10 bin küsur. Everest 8800 küsur metre, 8882 derlerdi ama biraz değişiyor zaman içinde. Ha, ondan sonra orası da işte Mariana Çukuru'nun dibi de dünya yüzeyinin en dip noktası, en düşük noktası. Dolayısıyla orası da işte küresel minimum, mutlak minimum oluyor dünya yüzeyi fonksiyon olarak düşünürsek. Ama Ağrı Dağı mesela, Ağrı Dağı'nın tepesi Türkiye için yerel bir maksimum, yerel bir tepe. Dünya ölçeğinde en yüksek yer değil orası. Ama Türkiye'nin yüzeyine bakarsak Türkiye yüzeyinin en yüksek yeri. Şeyde mesela Orta Anadolu, bizim bulunduğumuz bölgeyi alırsak Ankara ve civarını, Ilgaz Dağı'nın tepesi en yüksek yeri. Marmara bölgesi için Uludağ'ın tepesi en yüksek yeri. Dolayısıyla bunlar işte yerel maksimumlar, yerel tepeler veya bağıl tepeler oluyor. Lokal, yerel, bağıl tepe veya maksimum. İngilizcesi relative or local maximum, maksima çoğul olursa. Mutlak olanlar absolute or global maksimum. Dolayısıyla şuradaki E noktası ve şuradaki B ve E nokta, yani yukarıdaki resimdeki B ve E noktaları, aşağıdakinde de üçüncü resimde E noktası, bunlar yerel maksimumlardır. Veya bağıl maksimumlardır. Relative maksimum, local maksimum. Ve biz işte bunlarla uğraşacağız. Keza C ve G noktası yukarıdaki resimde, aşağıdaki resimde, üçüncü de C'de F noktası yerel minimum, yerel dip noktalarıdır. Tepe noktalarına peak, dip noktalarına da band denir. Öyle de kullanılabilir. Tepe ve dip sözcüklerini de kullanacağız biz. Yerel tepeler, yerel dipler bir de kullanılabilir. Yerel maksimum, yerel minimum da kullanılabilir. Veya işte bağıl maksimum, bağıl minimum da kullanılabilir. B ve E noktaları ve burada E noktası ikinci şeyde, üçüncü şey, aşağıdaki resimdeki 9-1'in C'sinde yerel tepe noktaları, yerel maksimumlar. C, G ve buradaki F noktası da yerel minimumlar ve biz bunları bulmaya çalışacağız. Global, yani mutlak maksimum ve minimumları bulmak için grid search, yani ızgara taraması denilen ayrı veya ona dayanan, yani bir fonksiyonun tüm şeyini, tüm yüzeyini, tüm alanı, tüm tanım kümesini taramaya dayanan bir takım algoritmalar vardır. Onları kullanmak gerekir. O daha ilerideki iş. Yani daha ileriki aşamalarda, belki yüksek lisansta, doktorada falan öğreneceğiniz şeyler. Ondan sonra şeyi ise keza genetik algoritmalar var. Genetikten, biyolojiden gelen. Onlar da bu mutlak maksimum minimumları çok güzel yakalıyor. Şu aralar çok revaçta tabii onlar, hele bu mikrop meselelerinden falan da, orada da çünkü o genetik şeyler, yani genetik fonksiyonlar kullanılıyor. Ha, ondan sonra bir de dönüm noktası denilen bir ilginç noktalar var. Onlar da şurada olduğu gibi, yani küçük balkoncuklar bunlar veya büklümün değiştiği noktalar. Orada tepe veya dip yok ama orada da şey fonksiyonun teğeti bir an için yere paralel hale geliyor. Dikkat ederseniz bakın, bu tepelerde ve diplerde
fonksiyonun teğeti şurada çizilmiş. Teğetler hep yere x eksenine paralel hale geliyorlar. Yani eğim sıfır bu yerel maksimum ve minimum noktalarında. Ama işte bu yani türevin sıfır olması, eğimin sıfır olması maksimum ve minimum bulmak için yeterli değil. Çünkü hasbelkader şöyle küçük balkoncuklarda da eğim sıfır olabilir. Yani böyle dönüm noktalarında fonksiyonun büklüm değiştirdiği dönüm noktalarında da eğim hasbelkader sıfır olabilir. Onun için de işte birinci türev ve ikinci türev testi dediğimiz bir takım testler geliştireceğiz. Dönüm noktası aslında birinci türevin sıfır olduğu değil, ikinci türevin sıfır olduğu bir yer sonra göreceğimiz ve burada hasbelkader birinci türevlerde sıfır olmuş ama onun için de bu noktalarda D ve F noktaları dönüm noktalarında da fonksiyon bir an için yere paralel x eksenine paralel hale gelmiş. Teğetinin eğimi sıfır yani türevi de sıfır. Tıpkı tepe ve dip noktaları yerel tepelerde ve yerel dip noktaları yerel maksimum ve yerel minimumlarda da olduğu gibi. Burada da aynı şey söz konusu. Peki demek ki toparlarsak A dediğimiz nokta şurada mutlak genel minimum, absolute global minimum. C ve G şunlar şu ikisi. Bağıl yerel minimumlar, relative local minima. H mutlak maksimum, genel maksimum, absolute or global maksimum. B ve E ise bağıl yani yerel maksimumlar, yerel tepeler, relative or local maksima. D ve F ise dönüm noktaları, İngilizcesi inflection points. Inflection point dönüm noktası demektir. Evet, peki. Aslında mesela şurada da o şekil 9.1'in E ve F'nin ortasında bir yerde de bir dönüm noktası var. Büklüm değişiyor. İç bükeyden dış bükeye dönüyor. Burada da bir dönüm noktası var ama burada yere paralel değil şeyi teğeti. Öyle bir şeyi biraz sonra göreceğiz. Pekala. Bağıl maksimum ve minimum için birinci derece koşulu. Birinci derece koşul gerekli ama yeterli olmayan bir koşul. Bu gerekli yeterli konularına lütfen dikkat edin. Sınavda çok olmuş bu yüzden gerekli yeterliliğinden çok puan kaybeden olmuş gördüğüm kadarıyla. Şimdi şu işaret hep burada oklar var. Şey mantık okları gerektirmeler onları böyle bozuyor bazen bu şey yerine göre program. Şeyde sunumda düzgün bunlar. Burada fazla bir şey yok zaten şey yapacak. Anlaşılmayan bir şey yok. Şimdi İngilizcesi bu dediğimiz şeyin first order condition for relative maxima and minima. Türkçe'de birinci DK diye kısaltılır. İngilizce'de FOC veya first OC. First order condition. Bu şu şekillerde İngilizce'de kısaltılabilir. Gerekli ama yeterli değil. Necessary but not sufficient. Bu da İngilizcesi. Nedir? Y eşittir Fx gibi bir fonksiyonumuz var. Bu fonksiyonun x0 noktasında özel bir noktadaki türevi 0 ise o zaman işte burada normal ok olması lazım. x0 fx0 ya da x0 y0 da diyebiliriz buna. Bu nokta bir durağan kritik noktadır. Stationary or critical point. Stationary point veya critical point denir İngilizce'de. Durağan nokta veya kritik nokta denilir buna. Yani fonksiyonun birinci türevinin sıfır olduğu, fonksiyonun yere paralel olduğu bir an için hareketin durduğu nokta. Ya da bir de şöyle olabilir. Burada keskin bir tepe veya dip olursa hiç de olmayabilir. Biliyorsunuz bu keskin tepe ve diplerde fonksiyonun kırıldığı yerlerde süreksizlik yok ama türev yok buralarda. Sağdan soldan türevleri farklı. Onun için fonksiyonun bu tepe, keskin tepe dip yaptığı, köşe yaptığı noktalarda türev olmuyor. Öyle tepeler diplerde, keskin tepeler diplerde olabilir. Yani ya birinci türevinin sıfır olması lazım orada, şöyle yumuşak tepeler diplerde ya da birinci türevin hiç olmaması lazım. Bu koşullardan biri yerine gelirse o nokta bizim bir maksimum veya minimum adayımızdır. Ama başka şeyler de olabilir. Dolayısıyla da şey ne derler? Birinci derece koşul gereklidir ama yeterli değildir maksimum veya minimum bulmak için. Dolayısıyla işte x0 fx0 bir durağan kritik noktadır. Stationary or critical point. X eşit x0'da da fonksiyonun bir bağıl yerel uç noktası var ise o zaman ne olur? O zaman ya şu olur. Fonksiyonun o noktadaki birinci türevi sıfır olur. Yani fonksiyonun x0'daki teğeti yatay eksene paralel olur. Şurada olduğu gibi. Veya ikinci durum şu A resminde olduğu gibi F üssü x0 hiç yoktur. Çünkü fonksiyon o noktada bir
keskin köşe veya şey yani dip veya tepe yapıyordur. Fonksiyon o tepe veya dipte kırılıyorsa sert köşe yapar. Orada da yine tepe ve dip, yerel tepe ve dip olabilir ama türev hiç olmayabilir de çünkü orada bir sert köşe vardır. Öyle de olabilir. Peki. Şimdi. Bağıl maksimumlar ve minimumlar için birinci türev testi yeterli koşul. First derivative test for relative maxima and minima sufficient condition. Nedir? Buradaki anlamamız gereken şey şu. Bir tepe dediğimiz yer önce çıkıp sonra indiğimiz bir yerdir. Dip dediğimiz bir çanağın dibi ise yürürken önce inip sonra çıktığımız bir yerdir. Bunu şöyle düşünebiliriz. Yani gözlerimiz kapatsak, gözlerimiz kör olsa bile denge duyumuzla, kulağımız içindeki o denge duyumuzla aslında biz bir yolda yürürken yukarı doğru mu çıkıyoruz, aşağı doğru mu iniyoruz, bunu hissederiz. Dolayısıyla da belli bir doğrultuda gelirken, belli bir yoldan gelirken, mesela tek değişkenli bir fonksiyonda x'e x0'dan küçük değerlerden yani o tam tepe veya dip noktasından daha küçük değerlerden yaklaşırken ne olur? Yukarı doğru gitmemiz gerekir. Yani fonksiyonun birinci türevi pozitif olması gerekir. Yukarı doğru gitmemiz fonksiyonun artan olması gerekir. Tepeye varınca bir an için dururuz. Birinci türev sıfır olur. Ondan sonra aşağı doğru inerken bu sefer yani o tepeden tepeyi geçince ondan sonra aşağı inmemiz gerekir. Yani x0'dan daha büyük değerlerde ise fonksiyonun azalan olması gerekir. Birinci türevi negatif olur. İşte birinci türev testi tam olarak bunu yapıyor. Ne diyor? Diyor ki tabii tersi de dip için geçerli. Dip bir yerel minimum çatan ne buluyorsak önce aşağı doğru ineriz. Orada bir an için dururuz. Sonra da yukarı doğru çıkarız. Yani türev önce negatif olur. Sonra sıfır olur. Sonra da pozitif olur. Bir çanağın dibinde de. Dolayısıyla dibinin öncesinde ve ötesinde ve berisinde yani dolayısıyla. Ne oluyor işte? x0'da fonksiyonun birinci türevi bir defa x0 noktasında sıfır. Yani orada bir düzlük var. Bir an için hareket duruyor. X küçük x0 için x'in x0'dan küçük değerleri için f üssü x0 pozitif ve x büyük x0 için f üssü x0 negatif ise yani önce çıkıp sonra iniyorsak orası bir yerel tepedir. Bağıl maksimumdur, yerel maksimumdur. Yani bir yerel tepedir. O zaman x0, f x0 noktası bir bağıl yerel maksimumdur. Yani bir tepedir. Bir tepeye önce çıkılır, sonra inilir. Aynen öyle. X eşit x0'da f üssü x0 eşit 0. Bu birinci derece koşul, gerekli koşul. Ondan sonra yeterli koşul geliyor. Ve x küçük x0 için f üssü x0 küçük 0 ve x büyük x0 için f üssü x0 yani türev büyük 0 pozitif ise x0 f x0 bir bağıl yani yerel minimumdur. Ne demek? Önce inip sonra çıkıyoruz. X'in x0'dan küçük değerler için fonksiyonun birinci türevi negatif aşağı doğru iniyoruz. Tam x0'a gelince 0 oluyor. Orada bir an için duruyoruz. Sonra yani dip noktasında. Ondan sonra x0'dan büyük değerler için dip noktasını geçince de f üssü x0 pozitif oluyor. Artık yukarı çıkıyoruz. Bir de önce inilir sonra çıkılır. İşte bunu söyledim. Şayet ki x eşit x0'da f üssü x0 eşit 0 yani hareket bir an için duruyorsa ve x küçük x0 için f üssü x0 negatif ve x büyük x0 için de f üssü x0 negatif ise işaret değiştirmiyorsa birinci türev ya da x küçük x0 için f üssü x0 pozitif ve x büyük x0 için de f üssü x0 pozitif ise yani bu şekilde işaret değiştirmiyorsa o zaman işte bu x0 f x0 bir dönüm noktasıdır. Yani hareket orada bir an için duruyor. Birinci türev 0 ama o noktanın ötesinde ve berisinde yani çıkıyoruz ve çıkmaya devam ediyoruz ya da iniyoruz ve inmeye devam ediyoruz. Öyleyse orası bir dönüm noktasıdır. Bir tepe veya dip değildir. Bir tepeye önce çıkılır sonra inilir. Bir dibe de önce inilir sonra çıkılır. Çıkıp çıkmaya devam ediyorsak inip inmeye devam ediyorsak o noktada o zaman orası bir dönüm noktasıdır. Bir şey değildir. Bir tepe veya dip değildir. Bir balkoncuktur. Çıkıp çıkmaya devam edilir ya da inip inmeye devam edilir. Dönüm noktasında birinci türev sıfır olmayabilir. Dönüm noktasında birinci türev sıfır olacak diye bir şey yok. Hasbel sıfır olabiliyor onun için. Başka şey de olabilir. Göreceğiz çizimini. Şimdi bakın burada önemli bir şeye parmak basıyoruz. Her bağıl yani yerel uç nokta, relative local extremum,
durağan nokta olmalıdır. Ama her durağan nokta uç nokta olmayabilir. Yani her tepe veya dip noktasında birinci türev sıfırdır. Ama her birinci türevi sıfır olan nokta illaki de tepe veya dip olmak zorunda değildir. Bakın burada dönüm noktalarında da hasbelkader birinci türev sıfır olmuş. Onun için birinci türevin sıfır olması tepe veya dip bulmak için gerekli koşuldur ama yeterli değildir. Yeterli koşul bir başka test gelmesi lazım. Ya birinci türev testi gibi ya da sonra öğreneceğimiz ikinci türev testi gibi veya başka testler olması gerekir. O noktanın maksimum veya minimum olduğunu belirleyebilmek için. Bakın burada şu çizimlerde bu işte Wainwright'ın şeyler ikisi de galiba bunların evet ikisi de Wainwright'ın şeylerinden alınmış. Kitapta da var ama şu çizim bildiğim kadarıyla Wainwright'ın notlarından, ders notlarından alınmış. Şimdi burada ne oluyor? Bakın tepeye önce çıkıyoruz. Burada teğetleri de oklarıyla, yönleriyle birlikte şey yaptım. Çünkü yani geldiğimiz yön bu. Ona göre o okların yönlerini de çizdim. Sadece teğetten ibaret değil. Normalde ben küçük arabacıklar yaparım bunu tahtada çizerken. Burada tabii yapamadım. Şöyle ki ilk önce burada yukarı çıkıyoruz. Hareket bir an için duruyor ve ondan sonra aşağı iniyoruz. Dolayısıyla burası bir tepe. Dipte ise önce iniyoruz, duruyoruz, sonra çıkıyoruz. İşte deminki o birinci türev testinin söylediği şey bu. Ama şu şey noktalarında dikkat edin. Dönüm noktalarında çıkıyoruz ve çıkmaya devam ediyoruz. İniyoruz ve inmeye devam ediyoruz. Ama bu tepede mesela çıkıyoruz, duruyoruz ve iniyoruz. Dipte iniyoruz, duruyoruz ve çıkıyoruz. Burada da iniyoruz, duruyoruz ve çıkıyoruz. Dolayısıyla da birinci türev testi birinci türevin sıfır olmasıyla birlikte bize ikinci ikirciksiz olarak tepede miyiz, dipte miyiz, dönüm noktasında mıyız bunu söylüyor. Daha sonra bir ilginç nokta çeşidi daha var. Eğer noktası diye ama o tek değişkenli fonksiyonlarda değil, çok değişkenli fonksiyonlarda ortaya çıkıyor. Bir de dördüncü ilginç kritik nokta olarak da eğer noktasını öğreneceğiz. Atın eğeri gibi. Onu da 11. konuya geldiğimiz zaman öğreneceğiz. Peki şimdi şurada işte mutlak ve bağlı tepe ve dip dönüm noktaları deminki çizim. Absolute and relative maxima, peak or minima, ban. Burada tepe ve dip demek İngilizce. And inflection points. Onlar da dönüm noktaları. Şurada bakın dönüm noktası çizimleri var. Burada fonksiyonun kendi çizimi y eşittir fx fonksiyonları. Burada şurada işte çıkıyoruz ve çıkmaya devam ediyoruz. Şu j noktasını yani burada diyebiliriz buna. Bunun sol tarafında fonksiyon şey yapıyor. Türevi pozitif. Sağ tarafında da pozitif. Türev işaret değiştirmiyor. Burada da hasbelkader sıfır oluyor. Balcık oluşuyor. Ama başka bir tür bir dönüm noktası da olabilir. Yine çıkıyoruz burada ve çıkmaya devam ediyoruz. Ve tam bu dönüm noktasında birinci türev sıfır değil. Sıfır olmak zorunda değil birinci türev bir dönüm noktasında. Dönüm noktasında ikinci türev sıfır olmak zorunda. Çünkü büklüm değişiyor daha sonra göreceğimiz gibi. Burada iç bükeyden dış bükeye dönüyor. Burada da dış bükeyden iç bükeye dönüyor. Bunların da ne demek olduklarını zaman içinde öğreneceğiz. Belki de bilenlerimiz de vardır. İç büke, dış büke ayna gibi ama hep aşağıdan, eksi sonsuzdan bakıyoruz. O şekilde düşüneceksiniz fonksiyonlarda. Burada fonksiyonun türevini de çizmiş. Bakın burada pozitif geliyor ve pozitif devam ediyor ama tam burada sıfır oluyor. Dolayısıyla pozitif ama azalan bir türevi var. Şurada sıfır oluyor, şurada da devam ediyor. Burada dy bölü dx yani f üssü türev fonksiyonu çizmiş bize. Bu ilkel fonksiyon, bu da türev fonksiyonu. Aynı şeyi bu şekilde çizdiğimiz zaman burada da ne oluyor? Türev fonksiyonu yine pozitif, her yerde pozitif. Fakat ilk önce artıyor, sonra azalıyor. Eğim ilk önce artıyor, sonra azalıyor. Hep pozitif ama artıyor, sonra azalıyor. En dik konumu da burası. Dolayısıyla da artıp sonra azalan bir ters parabol gibi oluyor burada türev fonksiyonu dy bölü dx. Bunu da işte bu şekilde görebiliyoruz. Her ikisi de bunların dönüm noktaları. Burada birinci türev sıfır, burada değil. Evet, peki gelelim. Şimdi örnekler. Burada bir takım örnekler var. Nedir? İşte y eşittir fx eşittir x küp eksi 12x kare artı 36x artı 8 diye fonksiyon verilmiş. Bunun durağan yani kritik noktalarını bulun ve bunların ne olduklarını belirleyin. Soru bu. Optimizasyonda hep soru bu olacak zaten. Yani işte çizimi de şöyle, siz kendiniz şeylerle çizdirebilirsiniz, telefonlarınızda veya şeylerle bilgisayarlarınıza, işte tabletlerinize bu 3D function drawer falan gibi yani
fonksiyon çizici programlardan birini indirirseniz onunla bunları gayet rahat çizdirebilirsiniz. Elle bile biraz uğraşınca çizilir, sorun değil. Ama bu fonksiyonu çizmek için zaten bütün bu analizleri yapmak gerekiyor elle çizebilmek için. Yani şu bu fonksiyon analizi dediğimiz şey, 6. konudan itibaren yaptığımız her şey aslında bu fonksiyon davranışını, yani şu çizimini belirleyebilmek için zaten. Ha, şimdi pekala, bu fonksiyonun çizimini normalde kimse vermiyor bize. Bize bu fonksiyonu veriyorlar. Diyorlar ki işte kritik noktalarını bulun, ondan sonra bunların ne olduklarını saptayın. Güzel yapalım. Ne yapıyoruz? Birinci, ilk önce birinci türevini alıp sıfıra eşitliyoruz. Bu fonksiyonun birinci türevi 3x kare eksi 24x 36. 8'in türevi 0 zaten, o yok oluyor. Eşit 0. Niye? Çünkü hareketin bir an için durduğu o durağın noktaları bulmak istiyorum. Bu da işte birinci derece koşul. Birinci derece koşul, birinci türevin 0 olması. Bu gerekli ama yeterli değil. Ne için gerekli? Durağın noktaları bulmak için. Maksimum, minimum. Ama maksimum, minimum kim söylemiyor bana. Sadece durağan noktalar, o noktalarda türevin, birinci türevin sıfır olduğu noktalarda hareket bir an için duruyor diyor. Güzel. Şuradan 3 ile sadeleştirirsek x kare eksi 8x artı 12 eşit 0 olur, kolaylık olsun diye. O zaman da bunu çarpanlarına ayırırsak x eksi 2 çarpı x eksi 6 eşit 0 olur. Göremezseniz hiç sorun değil. Diskriminant, yani delta yöntemiyle hemen köklerini bulabilirsiniz. X eksi 2 çarpı x eksi 6 demek bir kökü 2, diğer kökü 6 demektir. Yani x eksi 2 eşit 0 veya x eksi 6 eşit 0'dur. Oradan da x 1 yıldız eşit 2 veya x 2 yıldız eşit 6 olarak köklerini buluruz. İşte iki tane kritik noktamız var bizim. Biri x 1 yıldızı 2 olan, diğeri de x 2 yıldızı 6 olan şu noktalar. Bunların tabii fonksiyonun, şu fonksiyonun içine yerleştirip fonksiyon değerlerini bulursak birinci türev değeri hep 0 zaten 2'de ve 6'da. Oradan buraya geldik. Ama fonksiyon değeri f2 40'mış yerine yerleştirince. Deneyeyim. Bakın 40 veriyor. 2'yi şunun içine yerleştirince. O şurası. 2, 40 noktası dolayısıyla. 6'yı da fonksiyonun içine yerleştirince f6'da 8 veriyormuş. O da 6, 8 noktası. İşte 8 şurada, onun biraz altında. 6, x'i 6, y'si 8 olan nokta. Bunlar bizim kritik noktalarımız. Ama hangisi tepe, hangisi dip nedir? Veya dönüm noktası mı, ne noktası, henüz bilmiyoruz. Bakacağız. Nasıl bakacağız? Şimdilik birinci türev testini öğrendik. Dolayısıyla ne yapmamız lazım? X'in 2'den küçük değerlerinde türevin işareti nedir? X'in 2'den büyük değerlerinde türevin işareti nedir? X'in 6'dan küçük değerlerinde türevin işareti nedir? 2 ile 6 arasında. 6'dan büyük değerlerinde türevin işareti nedir? Yani her bir komşuluğunda, her bir civarda, o noktanın komşuluğunda, yakın şeyinde fonksiyon nasıl davranıyor? Önce çıkıp sonra mı iniyoruz? Önce inip sonra mı çıkıyoruz? Buna bakıyoruz birinci türev testinde. Ve birinci türev testi bir ikinci derece koşuldur bakın. Adı birinci türev testi ama birinci derece koşul daima birinci türevin sıfır olması ya da olmaması. İkinci derece koşul ise bize o noktanın türünü belirleyen, şudur diyen koşul. O da işte birinci türev testi veya ikinci türev testi veya başka testler olabilir. Onlar hep ikinci derece koşullardır, yeterli koşullardır. Birinci türev testi de yeterli bir koşuldur. Birinci türevin sıfır olması gerekli ama yeterli değildir. Birinci türev testi dediğimiz şey, yani x'in mesela burada 2'den küçük değerlerinde fonksiyonun birinci türevinin pozitif, x'in 2'den biraz büyük değerlerinde fonksiyonun birinci türevinin negatif olması yeterli olarak bize bunun bir tepe noktası olduğunu gösterir. Önce çıkıp sonra. Ya bakıyoruz, x 2'den küçük olduğu yerlerde f üssü x pozitif oluyor. Nerede f üssü x? Şu 2 den bir, mesela bir noktasını koyduğunuz zaman ne veriyor buraya? 3 kere 1, 3, eksi 24 artı 36. 36 bir şey, 36, 3, 39. 39'dan 24 çıkınca 15 artı 15 pozitif. Hemen biraz burasında. Ya da direkt şey yapabilirsiniz. Hani şu tablolar var ya, bizim lisede falan da yapıyordunuz herhalde. İşte şeyi koyup x eksi 2'yi, x eksi 6'yı falan koyup bunların çarpımları ne veriyor diye, pozitif mi negatif mi veriyor diye normal tabloda yapabiliriz. Ama burada yok, öyle bir şeye gerek yok, görünüyor zaten. Yani x 2'den küçük olduğu yerde x eksi 2 negatiftir. X'in 2'den küçükse 6'dan da küçüktür. Bu da negatiftir. 2 negatifin çarpımı da pozitiftir. Dolayısıyla da x'in 2'den küçük olan değerlerinde bunun birinci türevi pozitiftir. X'in 2 ile 6 arasında olursa x'in 6'dan küçük olan değerlerinde x eksi 6 negatiftir ama x'in 2'den büyük olduğu için x eksi 2 pozitiftir. Pozitif ile negatifin çarpımı negatiftir. Dolayısıyla 2 ile 6 arasında fonksiyonun türevi negatiftir. Fonksiyon aşağı doğru iner. Demek ki 2 noktasına önce çıkıp sonra indiğimiz bir nokta. O zaman 2 noktası, 2 ve 40 noktası
şurası işte bu fonksiyonun nesidir? Yerel maksimumu, tepe noktasıdır. Peki 6, 2 ile 6 arasında fonksiyonun birinci türevi negatif, aşağıya doğru iniyoruz. Güzel. Sonra 6'da 0 oluyor. Zaten onun başta birinci derece koşulda baktık. Ondan sonra 6'nın ilerisine geçince x'in 6'dan büyük değerlerinde x eksi 6 da pozitiftir. X eksi 2 de pozitiftir. 2 pozitifin çarpımında pozitiftir. Türev yine pozitif olur. Yani yine yukarı çıkarız. Demek ki 6, x, 6, 8 noktasına gelirken ilk önce inip sonra çıkıyoruz. O zaman burası bir bağıl yerel minimumdur. İşte şeyde ne derler? Birinci türev testi bize ikircisiz olarak tek değişkenli fonksiyonlarda yapabiliriz. Çok değişkenli fonksiyonlarda bunu yapamayız. Çünkü orada birçok yön var. Burada tek doğrultu ve iki yön var. Hep eksiden artıya doğru gidiyoruz diye düşünüyoruz. Normal yolda yürümek gibi. Ha, demek ki neymiş? 2-40 noktası yerel maksimum tepe, 6-8 noktası da yerel minimum dip noktasıymış. Şurada bir de aslında bir dönüm noktası da var. 4 ve işte 15 mi, şey 25 falan şöyle şurada bir yerde. Şurada bir dönüm noktası var ama onu incelememiş. Onu ikinci türevi alıp sıfıra eşitleyerek bulabiliriz. Yani şunun ikinci türevini alsak 6x-24 eder. Bunun sıfır olduğu yerde 24 bölü 6 4'tür işte şu noktası. Aynı zamanda dönüm noktasıdır. Çünkü onun ötesinde ve verisinde ikinci türev işaret değiştirir. Fonksiyonun büyüklüğü değişir. Ama bunu daha sonra öğreneceğiz, şu anda değil. Evet. Peki ikinci örnek daha basit bir örnek. AC eşit FQ bir ortalama maliyet fonksiyonu. Q kare eksi 5Q artı 8. Basit parabolik bir ortalama maliyet fonksiyonu. Buradan hemen görüyoruz. Kolları yukarı doğru. Yani şunun şu kısmı gibi aşağı yukarı. Q kare eksi 5Q artı 8. Parabolün kolları yukarı doğruysa pozitifse zaten bunun dibi olur. Tepesi olmaz. Yok başında negatif varsa, eksi varsa o zaman parabolün kolları aşağı doğrudur. O zaman tepesi olur, dibi olmaz. Buradan biliyoruz zaten. Görüyoruz ama bunu bir de analizle, matematikle yapalım. Nedir? İşte birinci türevini alalım. 2Q eksi 5. Bunu sıfırlayınca buradan Q yıldız eşittir 5 bölü 2 diye tek bir nokta çıkıyor. Peki bunun fonksiyonun içine yerleştirince işte 7 bölü 4 çıkıyormuş. Yerleştirip bakın öne çıktı. Bu çok önemli değil ama yani usulen yapıyoruz. Hani Y koordinatı da nedir diye. Asıl önemli koordinatı. Bu Q koordinatı yani. Ama maliyet değerinde de ortalama maliyet değeri de 7 bölü 4'müş. Bunun işte tamam. X'in 5'ten küçük olduğu yerlerde 2Q eksi 5 negatif olacaktır. X'in 5'ten 5 bölü 2'den pardon 5 bölü 2'den büyük olduğu yerler, küçük olduğu yerlerde 2Q eksi 5 negatif olacaktır. Türev negatif olacaktır. X'in 5 bölü 2'den büyük olduğu yerlerde de 2Q eksi 5 yani birinci türev pozitif olacaktır. Yani önce inip sonra çıkıyormuşuz demek ki. Orada bir an için duruyoruz, iniyoruz. Bir an için duruyoruz, türev sıfırlanıyor, sonra pozitife dönüyor. Demek ki önce inip sonra çıktığımız bir yer bu nokta. Orası bir çanağın dip noktası. Dip yani yerel minimum. Aynı zamanda da mutlak genel minimumdur burada hasbelkader. Mutlak ve genel minimumdur da neden olduğunu siz de kendiniz bir tartışın bakalım. Yani burada bu yaptığımız test, bu yaptığımız sınavlar, analizler bize bağıl minimumu veriyor. Veya şurada da bağıl maksimum veriyor. Mutlak maksimum ve minimumu vermiyor. Ama bizim burada bu parabolde Q kare eksi 5 Q artı 8'in minimumunu bulduğumuz zaman hem yerel hem de mutlak minimumunu bulmuş oluyoruz. Bunun neden olduğunu da kendi kendinize bir düşünün. Evet, bugünkü dersimiz bu kadar. Burada işte 3. baskıdan ve 4. baskının soruları, şeyleri, egzersizleri de var. Bunları da çözün. Ondan sonra çok ufak farklar var aralarında zaten. Bazen bir soru eklenmiş veya bir şık eklenmiş oluyor veya ufak tefek değişiklikler oluyor ama çoğu aynı zaten. Egzersizleri çözmekte de yarar var. Sonra yine akşam 6'larda falan da üstünden geçeriz. Kaydı durduruyorum. Teşekkür ederim.